Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Emekli TV'ye hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere izin sezonları yaklaştıkça nedir? Turizm şirketleri erken rezervasyon adı altında Türkiye'de pek çok yerde bu tatilleri, otelleri satmaya, odaları satmaya çalışırlar. Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarına reklamlar verirler. Bunun yanı sıra internet sitelerine ya da herhangi bir şekilde bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulunduğu noktalara bir şekilde ulaşmaya çalışırlar. Şimdi ben sizi önümüzdeki izin sezonunda Türkiye'de tatil yapacak, Türkiye'ye gidecek olan tüm yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı uyaracağım. Çok çok önemli bir konu. Arkadaşlar özellikle internet üzerinden Geçen yıl binlerce gurbetçi vatandaşımız tatil dolandırıcılığına maruz kaldı. Tatil dolandırıcılığı. Bazı internet siteleri, bazı otellerin ya da turizm acentalarının arkadaşlar internet sitelerini birebir taklit ediyorlar. Birebir yapıyorlar. Bilmem ne turizm, bilmem ne diye Türkiye'nin büyük turizm şirketlerini taklit ederek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı kandırıyorlar. Siz herhangi bir internet sitesine girdiğinizde ya da önünüze çıkan bir reklamı tıkladığınız zaman arkadaşlar siz bir e, ya da Google'dan tatil aradığınızda arkadaşlar Türkiye'de tatil gibi aradığınızda sizin önünüze bazı siteler çıkıyor. Bu sitelerin bir kısmı dolandırıcıların siteleri. Taklit siteler. Siz de a diyorsunuz büyük bir firma bilinen bir firma diye giriyorsunuz. Arkadaşlar girdiğiniz zaman size işte normalde piyasanın belki de yüzde 50 altında bazı otelleri bilinen otellerde dahil bilinmeyenler de dahil olmak üzere bazı bölgeleri seçtiriyorlar. Siz aa diyorsun güzel bir hafta 15 gün neyse işte burada kalırım diyorsun. Ne kadar tutuyor? Örneğin 3000 euro tutuyor ya da 4000 euro tutuyor arkadaşlar. Siz bu parayı kredi kartınızdan ödüyorsunuz. Ödediğiniz anda dolandırıldınız. Bir daha o parayı alma şansınız yok. Sıfır. Şifrelerinizi giriyorsunuz vesaire yapıyorsunuz arkadaşlar. Geçmiş olsun. İzin zamanı geliyor. Nasıl olsa ben rezervasyon yaptım diyorsun. Erken rezervasyon yaptırdım diye ucuza da bu tatili satın aldım diye seviniyorsun. Çoluk çocuk gideceğiz orada tatil yapacağız. Otele gidiyorsun. Uçağa biniyorsun arkadaşlar gidiyorsun. Diyorsun ki Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben buradan rezervasyon yaptırdım. İsminiz nedir? Ali, Ali Sisteme giriyorlar. Efendim diyorlar. Sizin adınıza herhangi bir rezervasyon görünmüyor diyorlar. Nasıl yani diyor. Ben diyor. Bak diyor şuradan rezervasyon yaptım diyor. İndi, mailine de bir tane şey geliyor. Rezervasyon kağıdı geliyor o kişinin. Sahte hepsi. Gösteriyor diyor. Bak diyor rezervasyon belgesi burada. Beyefendi diyor bizim bu internet sitesiyle bir alakamız yok. Şimdi düşün. Valizlerle otelin resepsiyonundasınız. Çoluk çocuk beraber tatil yapacağım heyecanındasın. Bir anda yıkılıyorsun. Yok diyorsun be, yok. Şimdi dünyanın bir ucundan kalkmışsın örneğin Antalya'ya, Bodrum'a oraya buraya gitmişsin. 4000 Euro'da para ödemişsin. Düşünün nasıl bir psikolojiye giriyorsunuz. Sonra işte polise gidiyorsunuz, jandarmaya gidiyorsunuz, neyse işte gidiyorsunuz, şikayetçi oluyorsun savcılıkta oydu buydu falan. Şimdi ne yapacaksınız? Soruyorum izin zamanı kısıtlı, belirli bir izin dönemi var. Ne yapıyorsunuz? Bir daha o otel uygunsa, o otele yoksa otel arayışına giriyorsun, yer bulabilirsin Bir daha para ödüyorsun. Şimdi bir de şöyle bir şey var biliyorsunuz, otellerde aynı gün ya da bir iki gün önce rezervasyon yaparsanız fiyat çok yüksek oluyor. Daha çok para ödüyorsun. Aman çok çok da geldik rezil olmayalım diye lanet olsun diye bir daha para ödüyorsun. 4 bin euro oldu mu sana 8 bin euro. Bütün hesap karıştı. Çarşı pazar birbirine girdi. Şimdi peki ne yapacağız? Öyle ya ne yapacağız? Çözüm yolu ne çıkış yolu ne? Bakın. Bir kere internet sitesiyle ilgili olarak girdiğiniz internet sitesine bir rezervasyon yaptıracaksınız. Yapacağınız şey çok basit. Önce bu internet sitesinin bir iletişim hattı vardı. oraya arayacaksın. Ben böyle böyle Size güven verdiler, inandınız. Sonra hangi otelde turizm noktasında rezervasyon yaptırmak istiyorsanız o oteli arayacaksınız. Diyeceksiniz ki ben şu internet sitesi üzerinden sizin otelinizle ilgili rezervasyon yaptıracağım. Bu turizm şirketinin internette gördüm şirketin numarası nedir? Numarayı teyit ettirin. Çünkü dolandırıcılar kendi numaralarını yazıyorlar. Diyecekler ki, örneğin bilmem ne tur, bilmem ne turizm. Diyecek ki şu numarası bu. Biz bu numaradan arayabilirsiniz diyecek. Numarayı karşılaştıracaksın. Sonra arkadaşlar mutlak surette bakın tekrar ediyorum sanal kart kullanın. Ne demek sanal kart? Çünkü kredi kartı numaralarınızı yazıyorsunuz ya. Bir de bilmeyenler için anlatıyorum. Pek çok izleyicimiz tabii ki biliyor. Bilmeyenler için anlatıyorum. Bakın sanal kart şudur. Kredi kartınıza bağlı elinizde bir kart olmayan sadece numaraları olan kart. Bu kartın siz Limitinizi kendiniz ayarlıyorsunuz. Diyorsunuz ki örneğin bu kartın limiti 5000 euro olsun. 5000 euro harcadıkça onun içerisinden ya da 100 euro olsun ya da 5 euro olsun. Onu siz seçiyorsunuz. Cep telefonunda mobil uygulamadan yapıyorsunuz bunu. Siz bu kartın numaralarını giriyorsunuz hangi internet sitesi olursa olsun sadece tatil için değil internetten alışveriş de yapacak olabilirsiniz falan. Alışverişinizi yaptıktan sonra belirlediğiniz limit düşüyor ve sıfırlanıyor ya da alışveriş yaptıktan sonra tekrar cep telefonunuzdan girip bu bankanın uygulamasına limitinizi sıfırlayabilirsiniz. Niye sanal kartla yapın diyorum? Bazı dolandırıcılar sizin kredi kartı bilgilerinizi alıyorlar. O kredi kartı bilgileriyle alışveriş yapıyorlar. Sağdan soldan para çekiyorlar. Eğer siz sanal kart yaparsanız limitinizi kendiniz ayarlıyorsunuz. Lütfen bunu da unutmayın. Şimdi değerli izleyicilerim, tatille ilgili Türkiye'de tatille ilgili bir şey daha anlatacağım size. Türkiye'de erken rezervasyon adı alt, altında bazı internet sitelerini inceledim. Fiyatlar arkadaşlar uçmuş. Uçmuş. Ben böyle bir şey görmedim. %200 %150, %100 yani erken rezervasyon adı altında da fiyatları kontrol etmenizi tavsiye ederim. Türkiye'de işini yapan çok güzel, çok iyi tesisler var, çok büyük turizmciler var, saygı duyuyorum. Anlatacaklarım çürük elmalar her meslekte olduğu gibi. Bunlar vurgunun peşinde. Dikkatli olun. Yani gidiyorsun başka bir otel, gidiyorsun başka bir yemek, saçma sapan durumların içerisine düşmeyin diye dikkat edin. Ha şunu da söylüyor. Ucuz etin yahnisi olmaz. Bunu söylerken gidip kazıklanın demiyorum bak. Ayarlı olun. Çok ucuz diye gitmeyin. Çoluk çocuğunuzla beraber beklentileriniz suya düşebilir. Benden size ne açıdan tavsiye. Tatil dolandırıcılığı kurbanı olmamak için lütfen... Çevrenizde bulunan insanlara bu videoyu paylaşın. Lütfen gönderin. Dikkatli olun. Vatandaş erken tatil satın aldım diye takla atıyor. Seviniyor haklı olarak. Sonra asıl taklaya otele gidince ya da tesise gidince geliyor. Benden size ne naçizane tavsiye. Lütfen tekrar ediyorum bu videoyu paylaşın. çevrenizde bulunan önümüzdeki izin sezonunda Türkiye'de tatil yapacak olan eşiniz, dostunuz, akrabanız vesaire varsa lütfen bu videoyu gönderin. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın kalın.